Merhaba Şifte Reddet izleyenleri, Teknosa sponsorluğundaki IFA 2017 turumuz devam ediyor. Şu anda Sony bölümünün olduğu alandayız ve yanımızda Sony Mobile Türkiye Lansman Müdürü Abdullah Bey var. Abdullah Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Kerem. Hoş bulduk. Sony tarafında çok hareketli günlerdi. Çok evet. Fazla ürün tanıttınız. İsterseniz bir genel toparlayalım o ürünleri. Dün de sizin de katıldığınız basın konferansında 3 tane ürün tanıttık Sony Mobile tarafında. Bunlardan bir tanesi XZ1, elimde görmüş olduğunuz Xperia XZ1. Bir diğeri Xperia XZ1 Compact ve Xperia XA1 Plus'ı tanıttık. Evet. Toplamda 3 telefon. Tabii Sony Elektronik tarafında çok daha fazla ürünü, kamera, hoparlör ve ses sistemleri konusunda daha fazla ürünü tanıttık. İsterseniz XZ1 ile başlayalım. Yeni amiral gemisi. Evet. Ama tabii onun biraz üstünde bir de premium segment var sizde. XZ Premium. Onunla XZ1 birazcık ayrılıyor ama aslında birçok özelliğini de XZ1'e taşımış durumdasınız. Evet. Tam söylediğin gibi aslında 2017'de Barcelona Fuarı Xperia XZ Premium'u tanıtmıştık. 5.5 inçli 4K HDR ekranlı Premium ailesinin en büyük cihazı. Burada dün IFA'da 5.2'lik Xperia XZ1'i ve 4.6 inçlik ekranıyla da Xperia XZ1 Compact'ı tanıtıp 2017'deki flagship ailemizi tamamlamış olduk aslında. Şeyle devam edelim, Plus modeliyle. Çünkü bugüne kadar Ultra modeli gördük ama hiç Plus takısıyla, yanlış hatırlamıyorsam, sondan bu kadar görmüyorduk. Kullanıcılar Plus modeliyle ne diye sahip olmuş oluyorlar? Aslında XA1 ve XA1 Ultra bizim pazarımızdan da, tüm dünyadaki pazardan da iyi tepkiler aldı. Özellikle üst orta seviye segmentinde yenilikçi özellikleriyle insanlar tarafından beğenildi. XA1 Ultra zaten Ultra ailesinin devamı olarak 6 inçlik ekranı 5.5 inç boyutunda sunmasıyla, XA1'in de 5 inçlik kolay taşınabilir modeli olmasıyla da iyi tepkiler aldı. Ama bizim gördüğümüz kullanıcılardan gelen bazı istekler de vardı. Örneğin bir parmak izi okuyucusu, daha yüksek pil kapasitesi gibi. Biz bu istenilen özellikleri XA1 Plus'ta tamamladık. Hem parmak izi okuyucusuyla hem de 3430 mAh gibi yüksek bir pil kapasitesiyle de XA1 Plus kullanacak olan kullanıcılar gerçekten çok iyi bir pil kapasitesine, hem de aynı zamanda da flagship telefonlarda olan bazı özelliklere sahip olmuş olacaklar. Peki tanıtmış olduğunuz 3 yeni modeli de ülkemizde görebilecek miyiz? Görebileceksek tahminen ne zaman satışa çıkacak? Fiyat konusunda tahmin ediyorum ki şu anlık bir bilgi yoktur. Şu an fiyat ve çıkış tarihi konusunda çok belirgin bir tarih yok. XZ1 için Eylül ayı olarak düşünüyoruz ama bu tam olarak kesinleştirilmiş bir tarih değil. 3 ürün içerisinde de çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde bunları tabii ki bizi takip edenlerle ve kullanıcılarımızla paylaşacağız. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Teknik özellik anlamında gerçekten kullanıcılara çok fazla özelliği sunuyorsunuz. İşte HDR, evet, Super Slow Motion vesaire, ama mesela bizim ön inceleme videolarımıza da gelen, özellikle Sony fanlarından çok ciddi bir çerçevesiz telefon beklentisi var. Bununla alakalı söyleyebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Açıkçası kullanıcılardan gelen beklentileri biz de biliyoruz. Bunun farkındayız. Bu konuda sadece dizayn konusunda değil, tüm dizayn, içerideki özellik, chipset gibi konularda kullanıcıları inansınlar. Onları dinliyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ama benim onlara tavsiyem, mutlaka Xperia XZ1'i ellerine alıp denesinler ve çerçevesini, inceliğini hissetsinler. Ben inanıyorum ki gerçekten içlerinde çok beğenenler ve yanlış düşündüğünü fark edenler olacaklardır. Mutlaka Xperia XZ1'i geldiği zaman Türkiye'de deneyimlesinler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.